Korkuyoruz. Alıyor. Evet, ikinci soruda fonksiyonların kesiştiği noktalar aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız arkadaşlar? Birbirini eşitleyeceğiz. Kesiştiği noktaları bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Birbirini eşitliyorum. Kalem niye düzgün yazmıyor? Ne oldu kalem? Allah Allah. Eşittir. 4x artı 15. Hepsini sol tarafa atarsak x kare eksi 7x eksi 8 eşittir 0 olur. Bunu x şeklinde 8, 1, burası eksi, burası artı. Şöyle çarpanları ayırırsak burası x eksi 8 çarpı x artı 1 eşittir 0 olur. Buradan x'imiz 8 çıkar 0 eşitlerse diğerinde de x eksi 1 olur. A noktası diyelim. Bir nokta x'i 8 y'si nedir arkadaşlar? Burada x yerine 8 yazıyoruz. 4 kere 8 32. 15 daha 47 yapar. 8'e 47. Diğeri B noktası. X'i x'i 1. Sonra x yerine 8 değil de eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 yazarsam eksi 4 artı 15 o da 11 yapar. Bu hangi şıkta var arkadaşlar? 8'e 47 eksi 1'e 11. Yani Adana şıkkında var. 2 numaralı sorumuzun doğru cevabı neymiş? Neymiş? Adana'ymış. Değil mi arkadaşlar? Hocam ders Alo. başladın mı ya? Tabii ki Emir. Ders başladı. Aa, Devam ediyoruz. ben. 3 numaralı Hocam sorumuz. başladı mısın soruya ya? Fonksiyonları Hocam aşağıdakilerden hangileri hocam soruyu başta alabilir misiniz ya? bir neşit dedik. İkram Mert Hocam. Emirkan bir neşit dedik. Görüyor musun? Bir neşit dedik. X kare eksi 7 x eksi 8 oldu. Oradan çarpanları ayırdık. X eksi 8 x artı 1. X eksi 8 bulduk. Bir de eksi 1 bulduk. Bir dakika hocam, ben faturamı çekeyim. Tamam olur. Bir dakika hocam. Bunları götürüp yerine yazdık. A noktası ve B noktasını elde Hocam ettik. Efendim? şey nasıl, eksi 8 nasıl çıktı orada? Eksi 8 eksi 8 değil. X eksi Ha, 8 tamam, sıfıra eşittir. anladım. Eşitlik yaptınız. Aha. Tamam. Şimdi geldik Tamam. diğer sorumuza. Fonksiyonları için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Birbirine eşitleyelim mi arkadaşlar? Yani kesişip kesişmediğini anlamak için birbirine eşitliyorum. Eksi 100 x artı 10. Şimdi soldaki tüm ifadeyi sağdaki ifadeye yanına atıyorum. Ne olur? 10 x kare olur. Eksi 200 x olur. Sonra eksi 990 olur. Eşittir 0 diyoruz. Şimdi her tarafı 10 ile sadeleştirirsek güzel olur. X kare eksi 20 x eksi 99 çıkar. Farklı iki noktada kesişirler diyor. Çarpanlara ayırmaya çalışsak yani acaba ayrılıyor mu? Bir bakalım. Delta sıfırdan büyük çıkıyor. Bir bakalım delta'ya. Oluyor hocam. 9 ile 11 yapsak olur. O da olur. Ya da deltasına bakalım. Eksi 20'nin karesi nedir? Artı yani b kare eksi 4 artı eksi 4 çarpı eksi 99. Bakıyoruz arkadaşlar sıfırdan büyük. Dolayısıyla farklı iki noktada kesişir. Birincisi doğru. Teğet olurlar. Hayır. Delta sıfır değil ki. Sıfırdan büyük. Bu yanlış. Kesişmesiler diyor. Delta sıfırdan küçük olacak ki kesişmesin. Dolayısıyla bu da yanlış. Yalnız bir. Yani doğru cevabımız nedir? Adana çıktı diyebiliriz. Evet. Geçtik diğer sorumuza arkadaşlar. Örnek 4. Parabolünün doğrusuna en yakın olan noktasının koordinatı 3 olması için P değeri kaç olmalıdır? Bu arada Emirkan diğer
dersimizin videosunu YouTube'a ekliyorum. Şu anda belki de eklenmiş olabilir. Hemen bir parabol eğrisi çizelim. Bir parabolümüz var. Bizim mi oldu derste? Tabii. Şu anda. Yani konuştuklarınız orada A harfiyen duyacaksınız orada. Aa hocam ünlü oldum. Ya tabii. Siz ünlüsünüz zaten ya. Bana göre konuşayım hocam ya. İndirimleri gerek. Arkadaş nereden çıktın ya? İndirim. Aha. Ha, ne yaptık biz? Evet. Şimdi şuradan bir şey çizelim. Paralel rengi ne olsun arkadaşlar? Rengi değiştirelim. Biraz düz çizgi çizelim. Bakın şöyle paralel bir doğru. Güzel çiziyor değil mi? Nasıl çiziyor? Alo. Güzel çiziyor. Tamam, güzel çiziyor. Evet. Y eşittir. Aha. Y eşittir. 3x artı k ya. Bu doğruya paralel. Yani bu 3x artı k doğrusuna en yakın olan noktanın ordinatı 3 olması için diyoruz. Arkadaşlar bu doğruya paralel ve parabole teğet olan bir doğru çiziyoruz. Eğimleri eşit olacak. Bu iki doğrunun eğimleri eşit. O zaman bizim denklemimiz ne olacak? Y eşittir 3x. Bakın buradaki 3 var ya. Burası da 3x olacak. Sabit artı n diyorum. Artı n. Yani eğimleri aynı olacak arkadaşlar. O yüzden paralel dediği için şu noktanın yani bizim bu mavi doğruya en yakın olan nokta burası parabol üzerinde. Bu nokta. O noktanın ordinatı 3 olmasını istiyoruz. Yani A noktası diyelim. Ordinatı 3 olması için P değeri kaç olacak? Onu soruyor. P değeri kaç olur? Diyor bize. Şimdi o zaman arkadaşlar ordinatın madem ki 3 ise ben şimdi ne yapıyorum? Şu x kare artı 7x artı p parabolünü ne eşitleyeceğim? 3x artı n doğrusunu eşitleyeceğim. Şu ifadenin hepsini sol tarafa atıyorum. Denklemimiz x kare artı 4x artı p eksi n eşittir 0 çıkar. Şimdi arkadaşlar böyle ifade ettik. Böyle ifade ettik. Sonra biz ne yapabiliriz? Sonra ordinatı 3 olması için diyor p değeri kaç olmalıdır diyor ya. Bu noktanın acaba apsisi yani şu p noktasının apsisi nedir? Eksi b bölü 2a formülüyü biz buluyoruz. Eksi b bölü 2a. O zaman bunu yazalım. Nasıl buluruz? Eksi 4 bölü 2 eksi 2 çıkar. Demek ki bu noktanın apsisi neymiş? Eksi 2'ymiş. Eksi 2. Niye yazmıyoruz? Yazsam arkadaş. Şuraya yeniden yazıyorum arkadaşlar. Niye yazıyorum? Geri al. Ne yazıyor? Evet. Eksi 2. Tamam. Şimdi oldu. İşte arkadaşlar doğrumuz hangi noktadan geçiyormuş? Eksi 2'ye 3 noktasından geçiyormuş. Yani x yerine eksi 2, y yerine 3 yazıyoruz. Bu nokta aynı zamanda parabol eğrisinin üzerinde. Parabol eğrisinin üzerinde. O zaman denklemi sağlayacaktır. Oradan ben p değerini bulabilirim. Yerine yazalım arkadaşlar. Sonra P'yi oradan çekeriz. Hadi yapalım onu. F içerisinde yani şunu yapacağız. F içerisinde hocam -4 eksi 2 eşittir 3 olmalı. Kalemin rengini değiştireyim. Şöyle yapalım. F içerisinde eksi 2 yazıyorum şimdi. 4 eksi 7 kere 14 artı p eşittir 3 olacak. Buradan p'yi bulalım Emirkan. P eşittir ne olur? 3 eksi eksi 10 artı 10 olur. Artı 10. Demek p'miz neymiş? 13'müş. Evet. Doğru cevap.
Edirne diyebiliriz. Soru anlaşıldı mı? Ne günler yaşadım, ne günler gördüm, hayat bir masalmış arkadaş. Hocam ya var ya hocam, bu dersleri açmalar gerekiyor, yemin ederim yani. Aynen, yarın önce açılsa güzel olur ama önce sağlık yani. Şimdi sağlık olmadan hiçbir şeyin kıymeti yok ki Emir, değil mi? Şimdi hasta olsan Allah korusun yani. Bu matematik ha olmuş ha olmamış. Önemli olan nedir? Ya hocam öyle de ya. Bilmiyorum. Ya şimdi öyle de böyle de düşünmek lazım. Yani sen şimdi sağlığın iyi olmasa sen bunun bir önemi var mı? Hocam doğru da. Mesela hocam bilmiyorum, kafam karışıyor ya. Ya işte şimdi öyle olmuyor işte. Şimdi sağlık çok önemli. Önemli olan tabii sağlık hocam. Sağlık olmasa matematik benim sağlığıma ne kadar katkısı olabilir ki? Ya şimdi ama sağlık sonra matematik. Böyle değil mi? Ama matematik hocam, matematik de önemli yani. Ya biz önemsiz demiyoruz. Önce sağlık, sonra önce can, sonra canan, değil mi? Tabii evet. Yani. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre alan AOB değeri kaçtır diyor. Yani paralık kısmın alanı soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi elimizde bir parabol eğrisi var. Parabolün geçtiği noktalar işte az çok belli. Hangi noktalar? Parabol denklemi nasıl elde ederiz? Şuradan mesela bir şeyler bulabiliriz. Parabolün denklemini bulduk diyelim. Bir de doğrumuz var. Y eşittir eksi 2x eksi 10. Bu doğruyla parabolü birbirine eşitleyip o kesiştiği noktalar B noktasını biz bulabiliriz. B noktasının ordinatını. Ve bulduktan sonra zaten işimiz biter. Şimdi önce parabolün denklemini bulalım. Şu simetri ekseni ya. Bakın burası simetri ekseni. Şurası kaç birim? 2 birim daha 3 birim. Burası da 3 birim olacak. O zaman şu A noktası eksi 5'tir. O zaman ben parabolün denklemini yazıyorum. Denklem. Parabolün denklemi y eşittir. A çarpı bilmiyorum. X'i eksi 5'te kesiyor. Yani x artı 5. X artı 5'i 0'a eşitleyince x eksi 5 çıkıyor ya, o yüzden. Şurası da bir de 1 noktası var. Çarpı x eksi 1. Parabolün denklemi budur. Peki bu nokta arkadaşlar nedir? X'i 0, y'si 5'tir. Buradan ben A değerini bulurum. Y yerine 5 yazıyorum. İşte A çarpı x yerine 0 yazıyorum. Burası 5. 0 yazdım. Eksi 1. Buradan da A değerini kaç buldum? Eksi 1. Demek ki bizim parabolümüzün denklemi eksi parantezinde x kare eksi x kare eksi x artı 5 x artı 4 x olur. Sonra eksi 5. Eksiyle çarpıyorum bunu. Parabolün denklemi eksi x kare eksi 4 x artı 5'tir. Parabolümüzün denklemi buymuş. Bizim doğrumuzun denklemi de bu. Birini eşitleyip şu noktanın y'sini bulabilirim. Şu y'yi bulabilirim. Kesişti noktanın y'sini bulabilirim. Hadi eşitleyelim arkadaşlar. Çok basit. Hemen şunu eşitliyorum. Nereye? X'i 2 x eksi 10'a eşitliyorum. Sağdaki ifade hepsini sol tarafa atıyorum. X kare olur. Artı 2 x olur. Yani şunları şu tarafa atıyorum. Eksi 15 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlara ayırsak x 5 3. Burası artı, burası x'i. Buradan x değeri 3 çıkar. Buradan x değeri eksi 5 çıkar. Eksi 5 burası ama bana ne lazım? X'i 3 lazım. Yani şuradan şuraya 3 birim. Oradan x yerine ben şurada 3 yazarsam y'sini bulurum. Y'si kaç olur? Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6
eksi 10, eksi 16. Demek y'miz neymiş? Eksi 16. Şurası eksi 16'ymış. Eksi 16. Bitti arkadaşlar. Şimdi tabanın uzunluğunu ifade edelim. Şuradan şuraya kaç birim? Bakalım buraya kaç birim? 3, 2 daha 5. Burası 5. O zaman taralı alan, yani AOB'nin alanı, AOB'nin alanı eşittir. Taban kaç? 5 birim. Yükseklik eksi 16 ama ben 16 alıyorum uzunluk olarak. Bölü 2. 5 çarpı 16, 80. 2'ye böl. Cevap ne olur? 40 olur. Yani doğru cevap Denizli diyebiliriz. Hocam bu konu yüz yüze anlatılmalı, biliyor musunuz? Niye? Yüz yüze. Ha, yüz yüze diyorsun. Yüz yüze daha iyi anlatılmalı. Niye şimdi bana söyle hemen, hocam dur de, dururum yani. Geç de geç. Geçelim. Hocam konu eksiğim var, anlayamıyorum yani. Konu eksik. Yani sen şimdi oraya takılırsan, yani biz buna bir şey yapmadık ki. Bir, parabolun denklemini yazdık. Doğruyu zaten vermiş hazır. Direkt birbirine eşitledik. Oradan kesiştiği noktalar bulduktan sonra yerine yazdık yani. Başka bir şey yok. Tabii ki hani önceki konuları kaçırmasaydım daha iyi olurdu senin için. Kendimi kötü hissediyorum öyle hocam ya. Yok ya, zararın arasından dönersin kar. Demir. Sen şu anda o açıklarını ne yapıyorsun? Telafi ediyorsun. Evet İkram. İkram. Alo. Ses 1-2 deneme. Sesim geliyor mu İkram? İkram hiç konuşmuyor ya. Evet. Gizem. Duyuyor musun beni? Evet hocam. Evet Gizem, soruyu oku bakayım. Yukarıdaki şekilde D1 doğrusu Y eşittir Fx parabolünü TTP noktasında ve D noktasında kesmektedir. D doğrusu ile D1 doğrusu diktir. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? D doğrusuyla D1 doğrusu dik. Evet. Şimdi doğrumuzun bir tanesinin denklemini vermiş. Y artı x eşittir. Y artı x eşittir 4, 0. Tepe noktasının arkadaşlar aslında şeyini bulabiliriz. X'e 0 versek arkadaşlar. X'e 0 veriyorum şurada. Tepe noktası ne olur? Şurası. 0'a eşit dersem y'ye 0 versem x 4 çıkar. Demek ki burası 4'e 0'mış. Tepe noktası 4'e 0. Parabolümüzün, yani nasıl bulduk? Y'ye 0 vererek, y'ye 0 vererek tepe noktasını elde etmiş olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi doğrumuz y artı x eksi 4. Şu noktayı da biz bulabiliriz. Nasıl buluruz? X'e 0 verirsek y'si 4 çıkar. Şurası da 4 arkadaşlar. X'e 0 verirsek y'imiz ne olur? 4 çıkar. Y'imiz 4. Şimdi böyle boyut burası. Y'si 4 olur. Sonra arkadaşlar o noktalar bulduktan sonra parabolümüzün denklemi hani x eksenine 4'e 0 o r şu k arkadaşlar. Parabolün denklemi şu şekilde olacak. X eksi 4'ün karesi. Niye? X ekseniyle teğet olduğu için bu formatta olacak. Tabii kat sayısını ben bilmiyorum. Onu a ile çarpacağım. A'yı da nasıl buluruz? Parabol eğrisi şuradan geçiyor ya, 0'a 4. O zaman x yerine 0, y yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir. X yerine 0 yazıyorum. A çarpı 16 olur. Buradan a'mız 1 bölü 4 çıkar. 16 bölü, şimdi 4 bölü 16'dan 1 bölü 4. Demek ki bizim parabolün denklemi neymiş? 1 bölü 4 x eksi 4'ün karesiymiş. Parabolün denklemi bu. Şimdi bu parabol ile arkadaşlar bize taralı alan kaç birim karedir soruluyor ya.
paralı alan kaç birim karedir soruluyor. Paralı alan ben nasıl ifade ederim? Nasıl bulurum? Şöyle bulabilir miyiz? Şurası dik ya. Ben şu uzunluğu bulsam. Gerçi bir dakika. Dik üçgen olmaz. Geri alayım şöyle. Orası dik. Paralı alan nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Var mı önerisi olan? Paralı alan nasıl elde edebiliriz? Paralı alanı nasıl bulabiliriz? Alo. Hocam, hocam. Efendim. Hocam, o D, O, T var ya. He. Oraya alanı bulursak, bir de A'dan iki şeye bir tane gönderirsek. Yani yok, alanı değil. Şöyle iki alanı şöyle bulabiliriz diye düşünüyorum da. Şurası paralı alanın alanını diğer alanlarla çıkartırsak bulabiliriz. Burası S1 olsun, burası S2 olsun. Parçalarsak ayrı ayrı bulmamız lazım. S1'i bul, sonra S2'yi bul, ikisini topla. Ancak o şekilde bulabiliriz. Şimdi S1'i nasıl buluruz? S1'i nasıl buluruz? Evet. S1 nasıl elde ederiz arkadaşlar? Evet. Var mı önerisi olan? S1'i nasıl bulabiliriz? Ya da şöyle daha hızlı olur. Daha tek hamleyle de bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şöyle ki ben DA'yı bulmam lazım arkadaşlar. DA'yı bulmam lazım. Eğer DA'yı şunu bulabilirsem, bakın şurayı bulabilirsem, şunun yüksekliği H1, buranın yüksekliği H2, kısaca taralı alan DA, bakın DA uzunluğu çarpı H1 artı H2 bölü 2. Ben alanı böyle bulabilirim. O zaman bize arkadaşlar D noktasının y'si lazım. Parabolle kesiyor ya. DA çarpı H1 artı H2 çarpımının yarısı. Bu kadar. Formülümüz bu. O zaman arkadaşlar yapmamız gereken şu. Doğrumuz, şu doğrumuzun denklemi ne olur? Bakın şu doğrumuzun denklemi D doğrusunun denklemi. Ben şimdi bunu büyüteceğim ama büyüttüğüm zaman yazılar gidiyor. Arkadaşlar şunları bir yazın. Sonra ben sizden doğru parabolün denklemi isteyeceğim. Ekran büyüteceğim çünkü. Yazdınız mı buraları? Alo, yazdınız mı? Arkadaşlar geç, ekranı büyüteceğim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam, bir dakika bekleyin, bir dakika hocam. Biraz çabuk olun, ekranı büyüteceğim. Bunlar hocam hepsi şimdi. Bunlar hepsi hocam şimdi. Şimdi ben dediklerimi hocam duydular mı şimdi onları ya? İzleyecekler. Neyi? Ben bir şeyler dedim ya. Ne dedin sen? Mesela konuyla ilgili anlatan bir şey dedim ya size konuyla ilgili. Ne ya? Allah Allah. Neyse ya, hocam ya. Yazdınız mı burayı? Duydu aldı gerçekten. Burayı yazdınız mı? Aynen öyle. Evet tamam. Hocam. Tamam, şöyle tıklıyorum, bak hepsi gidiyor. Ben anlam veremiyorum. Niye hepsi gidiyor? Şaşıyorum. Şimdi parabol denklemini söyleyin. Ne yazmıştık? Ne orada siz yazdınız ya. Söyleyin bana. Parabolün denklemi ne bulduk? 1 bölü 4. X eksi 4'ün karesi. X eksi 4'ün karesiydi hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu doğrumuzun denklemi, şurası 4 ya. 4. Bunun eğimi, bakın değiştir eksi x. A artı 4. Bu doğrunun eğimi de, hani bunun eğimi eksi 1 ise bizim şu D doğrusunun eğimi artı 1 olacak. Yani artı x. Nereden geçiyor? 4 noktasından geçiyor. Artı 4. Denklem bu olacak. Şimdi şu kesiştiği noktanın şurayı bulmak istiyorum. Birbirine eşitliyorum ama. Eşittir diyorum. X artı 4. Yani çünkü doğruyla parabol kesişiyor ya. O noktayı bulmak istiyoruz.
Sonra x eksi 4'ün karesi eşittir 4 çarpı x artı. Eşit karesini alıyorum. X kare eksi 8 x artı 16 eşittir 4 x artı 16. 16'ları gider arkadaşlar şöyle. X kare eksi 12 x eşittir 0. X x eksi 12 0. Buradan x'i 0 bulurum. Bir de 12 bulurum. Şimdi 0 noktası D noktası arkadaşlar. Yani şunu kesiştiğim şurası 0. Şurasının da x'i nedir? Şuranın x'i. Şuradan şuraya kaç birim? 12 birim. 12 ise y'yi ben bulabilirim. Şu y'yi, h'ı bulabilirim. Nasıl? Şurada 12 yazıyor. 12, 4 daha 16. H'ı buldum arkadaşlar. H'ı bulduk. Bitti mi? Aşağı yukarı bitti. Nasıl bitti? Ben DA'yı bulmam lazım. DA'yı bulsam 16 ile DA'yı çarpıp 2'ye böleceğim. DA'yı nasıl bulabilirim? Soru bu. DA nasıl bulunur? Evet. DA'yı ben nasıl bulurum arkadaşlar? Alo. Alo hocam. DA'yı ben nasıl bulurum? Bilmiyorum hocam. Tepe noktası biz 4'e 0 bulduk ya arkadaşlar. Biraz kafayı çalıştıralım. Burası 4. Burası da 4. Simetri eksim çünkü. DA 8. O zaman taralı alan biraz önce formül yazdık. DA çarpı H bölü 2. DA'mız 8. H'ımız da 12. Bölü 2. 4 çarpı 12. 48 birim kare olur. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 48 diyebiliriz. Ama bir dakika. Hocam, bir dakika yazayım. Bir dakika. Olmaz. Bir dakika. Olmaz. Böyle düşünce olmaz. Yanlış oldu. Bunu düzeltmeniz lazım. Arkadaşlar bir durun. Bunu şöyle yapacağız. Yanlış oldu. Bunu düzeltiyorum. Böyle yaparsak yanlış yaparız. Şimdi orası düz değil. Paralı alan şöyle buluyoruz arkadaşlar. Şimdi şurası kaç birim arkadaşlar? 4. Önce şu üçgenin alanı bulalım. Şu üçgenin alanı. Tabanımız kaç? 8. Yüksekliğimiz 4. Bölü 2. Artı. Hani komple 16 bulduk ya arkadaşlar. Komple 16 bulduk. O zaman şurası şuradan şuraya 4 birim ise şuradan şuraya yüksekliğimiz 12 olacak. Tabanımız 8. Yüksekliğimiz 12. Yani şu parçacığın alanını bulduk. Şimdi yerine yazdım. 8 çarpı 4 bölü 2'de. Şimdi bana şurası lazım. Burayı bulmam lazım. Orayı da nasıl bulurum? Taban 8, yükseklik 12 bölü 2. Biraz önce yaptığımız yanlış arkadaşlar. Doğrusu bu. 8 kere 2 16 artı 8 kere 6 48. Dolayısıyla ne yapar? 50, 58, 64. 64 olacak. Yani A şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Ama güzel bir soru. Evet, zamanımız, süremiz kaçta bitiyordu? 10 geçe mi, 20 geçe mi? 20 geçe hocam. Evet, süremiz varsa tamam. Güzel, bunu bir yazın arkadaşlar. Hastayım. Geçiyorum. Abi hocam geçirirsiniz. Evet. Şimdi 7 numaralı sorumuza bakalım. Emir okuyabilir miyiz soruyu? Tabii hocam okuyayım. Fx eşittir eksi x kare artı 5x artı m eksi 2. Gx eşittir 3x artı 4m eksi 1. Fonksiyonları kesişmediklerine göre m'nin alabileceği en küçük iki farklı tam sayı toplamı kaçtır?
Şimdi biz bunları birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Sonra delta sıfırdan küçük olur. Eşitliyorum. 3x artı 4m eksi 1. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini, soldakini hepsini sağ tarafa atıyorum. Ne olur? X kare eksi 5x arkadaşlar. Sonra bir dakika 3x olmadı. Geri alıyorum. Bir dakika. 5x'i 3x'in yanına atarsam eksi 2x olur. Eksi 2x. M'yi öbür tarafa attım. 3m kaldı. 3m artı 1. Eşittir 0. Denklemimiz bu oldu. Şimdi arkadaşlar kesişmediğine göre diyor ya, bir parabol var, bir doğru var. Demek ki delta ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Delta küçük sıfır olmalı diyeceğiz. Hadi yapalım. B kare eksi 4 artı. Hocam sesiniz bir daha gitti hocam. Eksi 2'nin karesi. Hocam. Alo. Alo. Ses geliyor mu? Sesiniz gitti hocam. Sesiniz. Şimdi nasılsın? Cızırtılı hocam, cızırtılı. Hocam ya, bana geliyor tam. Cızırtıyı ben çözemem ki. Emir. Bak bazısında iyi gidiyormuş. Demek ki bana da geliyor. Demek ki problem bende değilmiş ya. Yani. Hocam bana da geliyor ses. Cızırtılı mı geliyor? Hayır hocam, normal yani. Ha, yani bilgisayarda sıkıntı var. Emir. Eksi 2'nin karesi b kare eksi 4 a'mız 1 c'miz 3m artı 1 küçük 0 diyorum. 4 eksi 4 çarpı 3m artı 1 küçük 0. Her tarafı 4'e bölsek arkadaşlar 1. Burası eksi 3m, 4'e bölüyorum, eksi 1 küçük 0. Birler gider arkadaşlar. Ne olur burada? 0 küçüktür 3m. Her tarafı 3'e bölüyorum. 0 küçüktür m olur. Dolayısıyla m'nin alabileceği en küçük iki tam sayı 1 ve 2. Bunun toplamı arkadaşlar ne olacaktır? Doğru cevap Edirne diyebiliriz. Evet. Emirkan. Buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Cızırtılı gelmiyor değil mi? Yok hocam ya. Yani düzelmiş o zaman ya. Bazen böyle olabilir yani. Teknik. Hocam teknik sıkıntı hocam, teknik. Evet, teknik. Bilgisayarın şeyine bir bak, hani hoparlör bir oraya bir kontrol etmen lazım. Hocam benim kulaklık sıkıntı hocam ya. Ha, olabilir ya. Şimdi diğer bak, bir daha gitti hocam, bir daha gitti. Evet, diğer arkadaşlara sordum, yok diyor, bize problem yok diyor. Kulaklıkta sıkıntı var yani. Hocam bunlar zengin ya. Ha? Ya şimdi konuyu onlar çevirme. Zengin. Konuyu çevirme. Biraz önce diyordun hocam ya, sen diyor ya, senin orada mı hata var? Ha, meğer senin orada sıkıntı varmış. Desene bir hocam, ben yani kabloda sıkıntı, problem yaşıyoruz. Onu bana söyle yani. Şimdi ben diyorum Allah Allah. Ses acaba bakın, bizde mi sıkıntı var? Hocam bir şey diyeceğim. Evet, 7 numaralı bizim sınıfa yeni bir isim geldi. Kim geldi bakayım? Yeni birisi derken? Hocam Gizem bizim sınıfa yeni gelmiş galiba. Allah Allah. Yeni mi gelmiş? Bir ay falan oldu ya, o kadar değil değil. Bir ay olmuş yani. Değil mi? Hocam Gizem yeni sınıfa gelmiş, doğru mu? Evet. Fonksiyonları kesişmediklerine göre m'nin alabileceği en küçük iki farklı tam sayı. Lan biz bunu çözmedik mi? Çözdük. Hocam biz bunu çözdük, geçtik 9-4'e. 8'i çözmedik ya. 8'i çözmedik. Hocam bir az tane... önce 8'i çözdük. Etme, bu soruyu çözdük mü? Çözmedik mi? Yok ya, bunu çözmedik. Yani 7'yi çözdük de 8'i çözmedik. Yukarıdaki şekilde verilen fk fonksiyonlar x'in üzerinde a ve b noktalarında kesişmektedir. Buna göre m çarpı n değeri kaçtır? Evet, kaçtır acaba? Hadi bakalım. Nasıl buluruz? Hocam vallahi bilsem var ya, hiç söz sormazım, yemin ederim. Ya etme, eyleme ya. Lan bilirsin tabii ki ya. Kesişiyorlar bunlar. Ama bileceğim hocam, ben
Ben çalışmamışım ya, ondan dolayı böyle oluyorum ama çalışsam yaparım. Ya birbirinin simetriye değil mi arkadaşlar? Bakın yani bunu o kadar basit bir yöntemle çözeceğim ki. Bakın birbirinin simetriyi kesişiyor. O zaman direkt şöyle diyebiliriz. Şunların K sayılarını oranlayabiliriz arkadaşlar. M artı 1 bölü 2M eksi 1 eşittir. Eksi 2 bölü A artı 4. O da eşittir. 5 bölü N. N'imiz kaç çıkar? 20, n'imiz eksi 10. N eksi 10 bulduk. M'yi bulalım arkadaşlar. Şurası hani eksi 1 bölü 2 ya. İşler dışlar yaparsa buradan. 2 tane M artı 2 eşittir. Eksi 2 M artı 1. Buradan 4 M eşittir. Eksi 1 M eşittir. Eksi 1 bölü 4. M, eksi 1 bölü 4 ile eksi 10'u çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü Emir ne yapıyorsun Emir? Emir demiri keser ha. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 10. Ben 10 bölü 4. O da ne yapar? 10 bölü 4 5 bölü 2. En doğru cevap Ceyhan diyoruz. Evet, bu soru da bu şekilde arkadaşlar. Evet, son dakika içerisindeyiz. Bu kaydımızı da arkadaşlar internete yükleriz birazdan. Diğerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğeri yüklenmiştir büyük ihtimal. Hocam ben ünlü oldum artık. Tabii yani. Evet. Bütün millet benim derdimi biliyor hocam. Şimdi kapanışı Emir Kan yapacak. Evet, Emir Kan. Vallahi arkadaşlar bu videomuz böyle. Ha, bu efendim? Arada Emirkan şimdi arkadaşlara söylüyoruz kanalımıza abone olmayı. Aynen. Arkadaşlar kanala abone oluyorsunuz. Aşağıda linklerden like yatıyorsunuz. Evet. Like başı 1 TL. Şimdi önemli olan bizim amacımız nedir? Hani arkadaşlar bir şeyler öğrensin. Eğitime yoksa destek olabilmek için. Evet. Arkadaşlar öğrensinler. Yani bilgi birikimi, donanımı bir şekilde bu seneyi güzel geçirmiş olalım. Evet. Aynen arkadaşlar görüşmek dileğiyle her an yayın kopabilir. Var mı söylemek istediğiniz? Yoksa ben yayını bitireceğim arkadaşlar. Yok hocam. Yok hocam. Herkes abone olsun. Evet. Başka bir şey istemiyorum hocam. Arkadaşlara tavsiye edersiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Aynen hocam. Arkadaşlar tavsiye ediyoruz.